Selamlar efendim. Üçüncü bölümümüz olan arkeoloji rehberine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Evet efendim ilk yapmamız gereken bir level'dan 10 level'a kadar toplayabileceğimiz tool'u satın almak. Bu tool'un ismi de Common Shovel olarak geçecektir dostlar. Yine sapli Merchant'ta. Bunu satın alıyoruz. Bunu satın aldıktan sonra ilk geleceğimiz yer Dorian. Eğer yeni başladıysanız Dorian değişmiştir dostlar. Şu an oynuyorsanız benimle beraber hareket edebilirsiniz dostlar. Şimdi ilk başta Arkeolojiler nerelerde çıkar? Genelde arkeolojiler dostlar kumlu yerlerde. Yani kumun olduğu yerde arkeoloji ürünleri genel olarak olur. Kombon şavlımızı aldık geldik kumların içine bakmaya başlıyoruz. Evet birincisi ikincisi arkeolojiden 20 level'a kadar para kazanmayı beklemeyin dostlar. İçinden çıkan ürünler hiçbir işe yaramaz. Ayrıca level arttıkça dilim sayısı düşmeyen tek toplayıcılık diyebilirim dostlar. Bir level'da da 10 dilim var. 10 level'da da 10 dilim, 20 level'da da 10 dilim, 30 level'da da 10 dilim var dostlar. Her türlü siz bundan onlu 10 10'lu alacaksınız. Bu arada yeni gelen güncellemede X miktarlarını inanılmaz şekilde düşürmüşler. 28-28 X geliyor. Yeni gelecek server güncellemesinde toplayıcılık yaparken Artık 72-72 veya 60-60 EXP almayacaksınız dostlar. Böyle 28-28 hatta 25-25 alacaksınız. Fan Premium'dan dolayı ben 28 alıyorum. EXP premiumla buradan 30 gelebilir. Yeni güncellemede anladığım kadarıyla bayağı bir düşecek toplayıcılık EXP'leri. Bu da toplayıcılık ve craft yapmayı zorlaştıran bir durum haline gelecek. Şimdi diyelim ki Dorion'da topladınız bayağı bir zorlandınız. Gittiniz bunu 10 level yaptınız dostlar. 10 level yaptıktan sonra... Server yeni ise eğer zaten bulamayacaksınız ama server yeni değilse geliyorsunuz Action House'a. Şu an zaten Action House kapalı. Yine de geliyorsunuz Action House'a. Siz de açık olacaktır başladığınızda. Şöyle Cooking sekmesinde üretilen Salmon Stick ne veriyor bize? 10 dakikalığına %5 arkeoloji toplama hızı veriyor. Çok güzel bir şey bu. Niye derseniz eğer 20 level'da artık kaseler başlayacağı için en fazla dilimi kim alırsa ona taş çıkma ihtimali var dostlar. Taşlardan da bahsedeceğim 20 level mantığına geldiğimizde. Şimdi Lunaskar veya Proteana geçiyoruz çünkü 10 level olduk. Burada artık bir işimiz kalmadı. Proteana ve Lunaskar'da nerelerde çıktığını göstermeye çalışacağım genel olarak. Evet değerli dostlarım şimdi Lunaskar'ımıza geldik. Lunaskara geldikten sonra ilk yapmamız gereken şeylerden biri de gidip toplayıcılık tool'umuzu rare Şavul olarak değiştirmek olacak dostlar artık 10 level toplayabiliyoruz Bu nedenle Kombonu satıyoruz çöpe atıyoruz yerine gidip Rare şavulumuzu alıyoruz Lunaskar'dayız geldik kapıdan Şöyle dümdüz çıktık Çıkar çıkmaz dostlar şuradaki trollerin dibinde genel olarak Bir adet arkeoloji olur Burada Random olarak 1 10 20 Çıkabilir sürekli 10 çıkmaz veya sürekli 1 çıkmaz veya sürekli 20 çıkmaz Buradakiler random olarak. Buradan 10 alırsınız, yarım saat sonra gelirsiniz, burada 20 level olabilir. 20 level alırsınız, 5 dakika sonra 1 level çıkabilir. Tamamen random çıkıyor dostlar. Süresine veya kaç level olduğuna bakıp süre tutmaya çalışmayın. Boşu boşuna süre tutmuş olursunuz. Burada rezil olursunuz. Saatlerce beklersiniz. İstediğiniz şey çıkmayabilir. Şimdi ben bir tane alayım şuradan. Bir şey söyleyeyim mi? Buruş efekti Allah'a çok güzel hissettirdi. Yeni gelen güncellemede acayip bir hissiyat oldu vururken trolle bile toplamaya başlayalım dostlar şöyle güzelce patır patır bir toplayalım 10 level'da ne çıkıyor 10 level olduktan sonra bunun içerisinde yine ve yine hiçbir şey çıkmıyor hiçbir şey kazandırmıyor size. şimdi şöyle bir şey var 1 level'lar 28 x verirken 10 level'lar yeterli x veriyor dostlar Zaten bir level'lar 60 x veriyordu. 10 level'da aldığınız x miktarı aynı. Bununla oynamamışlar. Sanırım yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyorlar. Daha bunu kimse fark etmemiş olabilir güncellemeden sonra. Bir level'ların mantığını değiştirmeye çalışıyor olabilirler. Çalışma yapılıyor olabilir. Bu nedenle bir level'lardan az x geliyor. 10 level'lara geçtiğimizde yine x miktarı aynı. Herhangi bir sorun yok bunda bir değişiklik yapmamışlar ya da ya da yavaş yavaş geliyor tam emin değilim ama şu anki durumda herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bu arkeolojiden çıkan itemlerin hiçbir değeri yok. Bunlar gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Sadece şu balık tutabiliyorsunuz. Bunlar boş, ne oldu? Anlamsız yani bunlar. O nedenle buna ben acil bir güncelleme bekliyorum. En azından yeni gelecek serverlarda şunların bir işe yaraması. En azından sandre ise yani Tarun NPC'ye sattığınızda para edebilir. Sıfır. Hani coin bile etmiyor dostlar bunlar. Bu nedenle en azından bunlara bir şey işlenmeli. Yani 10 level'a kadar hatta 20 level'a kadar bir mesleği kasacaksın. Bir toplayıcılık yapacaksın ve bir kuruş bile kazandırmayacak bu. Saçma sapan bir şey olmuş bence 20 level'a kadar arkeoloji. Ama bunun düzeltileceğine eminim. Çünkü Craft'a gerçekten büyük güncellemeler yapacaklar. İnşallah güzel olacak diyelim. Devam edelim dostlar. Şimdi diyelim ki bunları topladınız patır patır. Rota'yı göstermeye çalışacağım size zaten. Baştan başladınız. Geldiniz buraya. Bu arkadaşı aldınız. Buradan direkt mezarlığa gireceğiz dostlar. Şimdi mezarlığa doğru koşuyoruz dostlar. Mezarlıkta 1 level, 10 level, 20 level olur. Ve buradaki moblar sizi yanınızdan geçerken vurmazlar. Pasif moblar bunlar. Siz onlara atak yapmadıkça onlar size vurmaz. Burada rahat olabilirsiniz. Şu bölüme bir bakıyorsunuz dostlar. Burada bir level 10 level yan yana çıkabilir. Bir de yukarıdaki bölüme bakıyorsunuz. Burada da genel olarak 20-10 çıkma ihtimali var. Ki burada 2 orada çıkıyor. Yani toplamda 4 adet. Burayı aldıktan sonra hemen şu karşı bölüme doğru devam ediyoruz dostlar. Hemen şu karşı bölüme doğru devam ediyoruz. Her zaman bir tane veya iki tane arkeoloji olur Troll çiftin bölümünden. Sonra buradan aynı şekilde hemen çapraza giriyoruz. Burada göreceğiniz ilk mobların ismi zaten stalker'lar. Biliyorsunuz stalker'lar. Hemen stalker'ların girişinde bir tane olur. Sonra stalker'ların ortasına doğru devam ediyoruz dostlar. Şu slotun ortasında bir veya iki adet arkeoloji olur. Standart bir şekilde. Bunlar hep aynı yerde çıkar dostlar. Şurada çıkmaz. Hep burada çıkar. Bunları aldık. Hemen yana ilerliyoruz. Veteran Ork Slot'un ortasında burada çıkar. Sonrasında en son Ork Warrior sanırım şu köşedekiler. Ork Warrior taşlarının kenarında çıkar dostlar. Şurada tam duvarın dibinde. Masumun olduğu yerde. Buraya kadar gidiyoruz. Bunlar 10 level ve 20 level için geçerli. Şu taşlara kadar gittik. Genel olarak burada her zaman 2 tane olur. 10 level veya 20 level almışlardır. Şimdi 10 level 20 level'ları aldık. Buradan devam ediyoruz rotaya. ton atıyoruz. Atar atmaz hemen tekrardan Burton kampa geri gidiyoruz dostlar. Bu tarafa gitmiştik. Buradan geri geliyoruz. Tam bu rampayı açtığımızda rampanın dibinde yine arkeoloji olur dostlar. Tam burada. Gördüğünüz gibi Buradakini de aldınız 10 levelsa. Bunu aldıktan sonra hemen devam ediyoruz. Şurada bir kılıç heykeli var. Kılıç heykelin arkasında arkeoloji olur dostlar. Eti pizza zaten bu arkadaş alıyor 20 levelları görüyorsunuz. Kılıç heykelinin altındaki arkeolojiyi de aldınız. Devam ediyoruz. Sonra geldik dostlar buradaki domuzların olduğu yere. Hemen tohumdan çıkarken sağda zaten burası domuzların olduğu yere geliyoruz ve şu yukarı çıkıyoruz dostlar. Şu yukarıda genelde 2 adet arkeoloji olur. Birini almışlar. 20 level yine. Bakın o arkadaş 20 level topluyordu. 20 level toplamak istiyorsanız burada devam edebilirsiniz. Buradan onu aldık. Aşağı iniyoruz hemen. Şuradaki timsah slotuna. Timsah slotunda da burada da iki tane arkeoloji olur. Şimdi diyelim ki bunları aldık dostlar. Bunlar alındı. Bunlar alındıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen yine tam atıyoruz. Buradan Edin e geçiyoruz dostlar. Edin e geçer geçmez hemen soldan çıkıyoruz aga. Soldan çıkar çıkmaz hemen şuradaki Poisonous Rock slotuna küçük bir vuruyoruz. Şurada standart bir şekilde arkeoloji bulursunuz. Buradakini aldık. Yukarı doğru çıktınız Manticore slotunu gördünüz dostlar. Manticore slotunun ilk başlangıcında Hemen iki tane arkeoloji çıkar. Buraya geçtikten sonra şu bölümlerde de yine arkeoloji göreceksiniz dostlar ki gördüğünüz gibi. Şimdi bunları da aldınız diyelim. Bunları aldıktan sonra devam da edebilirsiniz şuraya doğru. Veya town atıp direkt Hadar Gates'e de geçebilirsiniz. Hadar Gates'e geldiniz hemen karşıya doğru koşuyorsunuz dostlar. Koşar koşmaz şurada bir boşluk var. Snake Queen'le buradaki buz adamlar var ya buz adamların hemen ortasında. Gorgon, Snake Queen ve buz adamlar. Hemen geldiniz. Arkeolojiyi gördünüz dostlar. Bunu aldınız diyelim. Aldıktan sonra hemen hiç bozmadan dümdüz koşuyorsunuz. Bakın arkeolojiyi burada aldık. Buradan dümdüz koşuyorsunuz. Buradaki Fieri iskeletonlara doğru. Hemen sola doğru şöyle yakınlaştığımızda arkeolojiyi gördük. Standart hep aynı yerlerde çıkar bunlar. Rotayı iyi takip edin. Zaten Discord üzerinde de bu rota mevcut. Discord üzerinden Görebilirsiniz bu rotayı dostlar. Herhangi bir sorun yok. Direkt oradan dolaşabilirsiniz. Şimdi buradan fiyeri skeletonlarını oradan aldık. Hemen aradan girdik. Poisonous Skeleton slot'unu göreceğiz. Poisonous Skeleton slot'un ortasında. Tam şurada. Bir tane yine arkeolojimiz mevcut. Devam ediyoruz. Şu Poisonous Skeleton'un içerisinde de arkeoloji olur dostlar. Almışlar diyecektim ama almamışlar. Burada da duruyor. Bunu da aldınız devam ediyoruz. Aşağı doğru gideceğiz. Oracle slotuna doğru gideceğiz. Oracle slotu, suç sayar slotu bunlar arkeoloji dolu olan slotlar. Şimdi başlangıçta gelir gelmez direkt şu köşeye doğru koşuyoruz dostlar. İlk bu köşeye doğru koşuyoruz. Köşede direkt arkeolojimizi gördük. Topladık bunu. Hemen sola dönüyoruz. Tam burada. Suyun olduğu yerde yine arkeoloji çıkar dostlar. Bunu da aldık. Devam ediyoruz diğer Oracle slotuna. Diğer Oracle slotunun da şu başlangıcında ki gördünüz zaten. Hemen bunu da alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra hemen Sutsayar'a doğru koşuyoruz dostlar. Sutsayar'ın içinde, başlangıcında, ortasında her yerde arkeoloji çıkabilir. Şöyle içeri doğru giriyoruz dostlar. En dibe doğru, şu sol tarafın en dibine doğru koşacağız. Genel olarak arkeoloji şurada çıkıyor dostlar. Bazen ortada da çıkabilir ama genel olarak şuralarda çıkıyor. Bunları uyutarak almaya çalışın. Uyutarak alamıyorsanız eğer çok slot içindeyse almayın dostlar. Hepsi aynı anda vurur. Ölürsünüz. Bunlar pasif değil, aktif ee, moblar. Yanınızdan geçtiğiniz zaman hemen vururlar. Burada da slotun ortasında çıkıyor. Dikkat edin yine bunlar. Patakete patakete dalmaya başlar dostlar. Bunları aldıktan sonra devam ediyoruz şuradaki çitlerin içine. Bu çitlerin içine geldiğimiz an hemen bir tane arkeoloji görüyoruz. 10 level veya 20 level ne varsa aldık devam ettik. Hemen çapraza doğru gidiyoruz dostlar. ilerliyoruz çok az kaldı. Protein de Lunaskar rotasının sonuncu arkeolojisi diyebilirim. Tam şurada bakın tam bu karın ortasında kahverengi toprağın ortasında bak zaten şu an burada var. Göstermeye ilerletmiyor bak toplayacakmış gibi yapacak görüyorsanız. Bu da bir bak ayrı bir bak yani bunun çözülmesi gerekiyor. Buradan da oyun en azından izlemiş olur alıyormuş gibi gösteriyor fakat almıyor dostlar. Burada da yine arkeoloji çıkacaktır dostlarım. Buraya geldiğimizde 10 level'dık. Artık her şeyi topladık ve 20 level olduk. Bu gösterdiğim 20 level sekmesinde de bu gösterdiğim rotada 20 level'dan 30 level'a da götürebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. 20 level arkeoloji toplarken dostlar elinize takmanız gereken itemin ismi Epic Shovel olacaktır. Şimdilik dostlar Hadar'a geldik. Hadar'da hiç e, zaman harcamıyoruz. Arkeolojinin çıktığı zaten iki tane lokasyon var. Biri çöl, diğeri de orman. Buz ve bahçede arkeoloji çıkmıyor dostlar. H5 üzerinde toplayıcılık aktif değil dostlar. Fakat ürünler halen çıkıyor. Bu nedenle ben bir H5'e gideyim. H5'te size arkeolojinin rotasını göstereyim. Çünkü ürünlerin hepsi duruyor olacaktır. Şimdi dostlar sizin de bilmediğiniz bir rota veya bir ürünler nerede çıkıyor diyebileceğiniz bir sahne olursa eğer toplayıcılığın kapalı olduğu bir server'a, kampa girip oradan ürünler nerede çıkıyor diye bakabilirsiniz. Şimdi geldik hemen bakın burası çölün girişi. Hemen çöl giriş sağa bakıyoruz. Burada bir tane arkeoloji çıkıyor. Hemen sola dönüyoruz dostlar. Sol girişte şurada masumun olduğu yerde bir arkeoloji daha çıkıyor. 20 veya 30. 20 level'ları aldığınız zaman 1 saat sonra tekrardan burada 20 level çıkar dostlar. 10 level 30 level çıkmaz. Lunaskar'daki gibi değildir. Burada süre tutabilirsiniz. 10 level'lar 40 dakikada, 20 level'lar 1 saatte, 30 level'lar da 1,5 saatte tekrardan aynı yerde çıkar. Bazen bunlar gecikebilir. Server'ın gecikmesine bağlı, kampın gecikmesine bağlı. 3 dakika, 5 dakika gecikebilir. Hayır kardeşim niye çıkmadı tam 1 saat oldu demeyin. 1 saat 5 dakika bekleyin illaki çıkacaktır. Bunlar tuttuğunuz sürenin kaymasını sağlayabilir ama hızlı kasmak istiyorsanız burada süre tutmak şart denilebilir. Çünkü hadarı toplayan klanlar oluyor ve klanca topladıkları için süre tutuyorlar. Ve siz eğer bunların süresini tutmazsanız hiç göremiyorsunuz bile. Bir tane 20 level bile yakalamak çok zor oluyor. Hele yeni soruda hayatta aldırmazlar size bunları diyelim. Süre tutmanız bu nedenle önemli. Yani en azından KS bileyseniz. 3-5 diş almış olsanız taş çıksa güzel para edecektir yeni serverlarda. Şimdi buraya da baktınız, şuraya bakmıştınız, bu tepeye de baktınız. Tepeye baktıktan sonra hemen çölün girişindeki taşların altına gidiyoruz. Mağara diyebilirsiniz buraya artık ne diyorsanız. Mağaranın hemen sağında ve solunda birer tane yine arkeoloji olur dostlar. Bunları da aldınız diyelim. Hemen devam ediyorsunuz. Bu kapıdan çıkar çıkmaz hemen şu Küçük tepecik gibi yerin orada bir tane daha arkeoloji olur. Bunu aldınız alır almaz hemen şuradaki rampanın altına iniyorsunuz. Tam şu masumun olduğu yerde bir arkeoloji daha olur. Bunu da aldınız dostlar. Hemen çapraz bir şekilde şu taşı görüyorsunuz. Taşa doğru koşuyorsunuz. Black Mummy slotu biliyorsunuz. Artık Black Mummy slotunu da değiştirdiler herhalde. İkiye düşürdüler. Burada var mı yok mu bilmiyorum tam olarak. Geliyorsunuz hemen buradaki arkeolojide alıyorsunuz. Bunu alır almaz hemen ilerliyorsunuz taşın arkasında. Bir tane daha arkeoloji mevcut. Bunu da aldınız. Bunu alır almaz hemen şuradaki yüksek tepeye doğru koşuyorsunuz dostlar. Bu tepede bir adet arkeoloji olacak. Hemen onu alıyorsunuz. Bunu alır almaz hemen karşı tepeye koşuyorsunuz. Karşı tepede de bir tane arkeoloji olacak. Onu da göstereceğim. Buralar basit zaten. Videoyu birkaç kez izleyerek yine Hadar Hagar slotları aynı, birebir aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Yani protein olan bir arkadaş da bu izleyebilir. Bunu da aldınız. Hemen şu taşa gidiyorsunuz. Taşın sağında ve taşın üst tarafında, solunda da bir tane arkeoloji olacak. Onları da alacağız. Burayı da aldınız dostlar. Bunu aldıktan sonra hemen yukarı çıkıyorsunuz. Çıkar çıkmaz hemen bu taşın solunda dediğim gibi yukarıda bir tane de arkeoloji bunu da aldınız. Ki burada leopar da çıkıyor görüyorsunuz. Yani skinning hayvanlarının nerede çıktığını da H5'ten kontrol edebilirsiniz. Hemen onu aldıktan sonra buraya geldik. Burada da bir tane çıkıyor. Hemen buradan devam ediyoruz. Şurada Hellfire oluyor biliyorsunuz. Hellfire'ın şu boşluk çukurunda bir arkeoloji daha çıkıyor. Bunu da aldıktan sonra hemen şurada Ark Demon slotu var. Ark Demon slotunun bitimine bakacağız dostlar. Yani şuradaki taşın hemen soluna. Necromancer'ı da görün. Unutmayın slotu. Kumun hemen dibine. Buradaki arkeoloji de aldık. Bu taşın arkasında şu odunun ortasında çıkıyor bir tane daha hemen bunu da aldık. Sonra Andet Çukuru dediğim benim Andet Çukuru olarak isimlendirdiğim bir slot burası. Şu çukurun orada bir arkeoloji daha çıkıyor dostlar. Genel olarak burada iki tane çıkabilir. Yani kampın resetlenmesine bağlı. Bazen tam şu çukurun dibinde çıkar bazen de bir yukarıda çıkar değişebilir. Şuradaki Necromancer slotunun içerisinde çıkıyor dostlar. Bazen slotun tam içerisinde çıkıyor yakın. Bazen de dışında çıkıyor. Dikkat edin ona. Eğer içinde çıkıyorsa %100 uyutun. Süre tutuyorsanız çok uğraştırır sizi bunları uyutmazsanız. Bir sonrakini başkası alabilir. Bu nedenle bu küçük taktikleri es geçmeyin. Bir adet şurada bir adet de şu tepede çıkıyor. Bunlar yer değiştirmez dostlar. Bu ikisini de aldığınızı düşünürsek devam ediyoruz hemen yukarı doğru. Buraya geldiğinizde bir tane Tiger burada. Bir tane Tiger şu slotun içerisinde çıkar arkeoloji yaparken skinik yapmak çok mantıklıdır dostlar. Genel olarak etrafınıza hep çıkacaktır. Overseas slotunun ortasında bir tane çıkar. Bunu aldınız diyelim. Fil slotunu bilen arkadaşlar zaten burayı bilecektir. Fil tam şurada çıkar dostlar. Varsa göstermeye çalışayım ama %100 almışlardır diye düşünüyorum. Aha almamışlar. Evet. Fili de görmüş olun dostlar. Şu an E5'te bunu almış olmak herhangi bir şey değiştirmez. Niye derseniz zaten içerisinden bir şey çıkmayacak. Yine de ben size fili kesmeye çalışayım. En azından fili görmüş olun. Fili de görmeyen arkadaşlara göstermiş olduk diyelim. Çok güzel yapmışlar abi helal olsun ya. Üzerindeki çizgileri falan bile yapmışlar. İnanılmaz ya. Geliyorsunuz dostlar. Zaten H5'te toplayıcılık ürünlerinde herhangi bir şey olmadığı için bunun içinden de bir şey çıkmıyor. Toplanacak eşya yok diye belirtiyor zaten size. Fill slotu dediğimiz noktada da bir adet arkeoloji çıkıyor dostlar. Bunu da aldınız. Bunu da alır almaz şuradaki taşı gördüğünüz kahverengi taş. Ark Demon slotu orası. Ark Demon slotuna doğru koşumuzu başlatıyoruz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Arkeolojiler zaten bizim önümüze çıkacak abi. Aldık bunu da. Hemen taşın dibinde bir arkeoloji daha. 5 metre daha koşuyoruz. Hemen bir arkeoloji daha önümüzde. Bunu aldıktan sonra şurada bir duruyoruz. Hemen Karşıya doğru koşuyoruz. Bu taşın hemen arka bölümüne. Orada da bir adet arkeoloji göreceğiz dostlar. Eğer bize uygun bir arkeolojisi de alıyoruz. Devam ediyoruz. Hemen buradaki kahverengi taşın dibine. Bu slotun ismine ben Ark Demon Tepesi olarak adlandırıyorum. Geliyoruz Ark Demon Tepesi'nden hemen bir tane daha arkeolojimizi alıyoruz. Black mamiye doğru ilerliyoruz. Hemen şuradaki ağaçların dibinde bir tane daha arkeoloji var. Burası sağ Black Mummy olarak adlandırılıyor. Buradaki arkeoloji de alıyoruz. Sonra devam ediyoruz. En son bir adet daha çıkıyor çölde. O da Black Mami'ye gitmeden sağ tepede çıkıyor zaten dostlar. Görüyorsunuz burası. Bunu da alıyoruz. Bunu da alır almaz. Ya ister kamp değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde buranın tersinden devam edersiniz. Ben zaten rotayı gösterdiğim için ton atıyorum. Bir de ormandaki sekmeyi göstereceğim dostlar. Çöldeki kadar arkeoloji çıkmaz. Fakat burası da önemli bir slot. Hemen Lizardmen'lerin sağında şu evin orada hemen bir tane burada arkeoloji çıkar. Bunu aldık. Alır almaz hemen aşağı doğru iniyoruz. Bu arkadaşı alıyoruz. Bu arkadaşı alır almaz bir yukarı çıkıyoruz hemen. Çıkar çıkmaz hemen aynı şekilde buradaki Tiger ve şurada da biliyorsunuz bir tane büyük Lord of the Undead var. Undead'in solunda hemen bir arkeoloji daha çıkıyor. Bunu da alıyoruz. Hemen alır almaz çok yakındır. Karşıdaki Venom Golem'e yakın olan bölüme bakıyoruz. Bir tane daha 30 level arkeoloji. Sonra buranın tam tersine yani bu evin sonuna bakıyoruz dostlar. Bir tane daha arkeoloji ve beğeri de görüyoruz. Buradaki B'lerin nereden çıktığını da görmüş olun. Aynı zamanda hemen sağ tarafta bir bear er daha olur dostlar. Bunu da aldığınızı düşünüyorum ve devam ediyorum. Bir tane burada. Bir tane de burada. Bunları aldık diyelim dostlar. Alır almaz hemen duvara doğru koşuyoruz. Grave crawler'lar var burada biliyorsunuz. Grave crawler'ların en dibinde solunda duvarın dibinde bir tane daha arkeoloji çıkar dostlar. Bu arkeolojiyi de aldık. Dikkat edin bunları uyutun sürekli vururlar ve normalde bir buçuk dakika harcayacaksanız 5 dakika bir tane arkeoloji harcarsınız. En son Giant Full diyelim buraya. Giant Full slotunun sol başında çıkan 10 level, 20 level ve 30 level'ları da buradan alabilirsiniz. Arkeoloji toplayıcılığı başka hiçbir yerde çıkmaz dostlar. Sadece çöl ve ormanda. Bu rotalara Discord üzerinden de ulaşabilirsiniz. Videoyu birkaç kez izleyerek de öğrenebilirsiniz. Düşündüğünüz kadar zor değil dostlar. 20 level'da artık arkeolojiden para kazandıracak taşlar çıkmaya başlıyor dostlar. Onlar da kurut ametist, kurut topaz, kurut safir, emerald, amber ve ruby olarak isimlendirilmiş dostlar. Bu taşlarla takı üretebiliyorsunuz fakat o kadar da kolay değil takı üretmek. Onun üretimine de geçeceğim fakat ne çıktığını ne kadar kazandırdığını göstermek istiyorum dostlar. Şu anki serverda çalışıyorsa eğer Action House kapalıydı zaten söylemiştim. Genel olarak bu taşların fiyatlandırması eski serverda bile 200k-250k yani her takının üretimi farklı olduğu için örnek veriyorum. Jewel Crafting'e gelelim. Mesela ben e, Sweetness Pendant üretmek istiyorsam bir tane gold, 15 tane rare emerald yani bunun işlenmişinden istiyor dostlar. Ee, yeni soruda belki ciddi anlamda güzel bir iş olabilir bu, fakat eski server'da mantıklı değil ki zaten yeni soruda da bunu üretemezsiniz dostlar. Niye üretemezsiniz? Çünkü 80 level cap olması lazım gold, silver işleyebilmeniz için, bunları işleyemeyeceğiniz için e, mantık dışı diyebilirim. En azından silver işlersiniz zaman gold işleyemezsiniz dostlar. gold işleyemeyeceğiniz için de yeni serverlarda bunların üretimi de eğer değiştirilmezse olmayacak. Fakat eski serverda oynadığınız düşünürsek 15 tane rare emerald üretebilmeniz için dostlar 45 adet crude emerald toplamanız gerekiyor. Şimdi 250k olduğunu düşünürsek bunların çarpı 250k diyelim. 11M 250K sadece Rare Emerald'lar yapıyor dostlar. 15M Gold'lar yapacaktır dostlar. Şöyle 15M'i ekleyelim. 1M Silver yapacaktır. 27M bunların tanesi de 2M. 6M'de burası yapacaktır. Şu anki serverda bile bunun üretim maliyeti 32M dostlar. Swift Dispandat'ı da 10M'den hatta daha ucuzdan bulursunuz. Bunun böyle olmasının sebebi başlangıçta bu Rare takıların her yerden çıkıyor olması, her yerden düşüyor olmasıydı. Bu nedenle piyasada çok fazla vardı ve fiyatları otomatikmen düşmüştü. Bu nedenle jewel crafting mesleği aslında bir anlam taşımıyordu üst level'lara kadar. Fakat yönetim buna bir el koydu bence. Dedi ki artık bu sadece dungeon'lardan çıkacak. Dungeon'lar üzerinden toplanabilir. Bu nedenle her yerde sağda solda çıkmıyor dendi ve bunun değerinin artacağını düşünüyorum ben yeni soruda da böyle olacağı için dostlar. 10 level arkeoloji üretimi bile ciddi anlamda bence yeni sorularda para kazandıracak. Bakalım yeni sorularda nasıl olacağını hep beraber göreceğiz dostlar. 20 level'da topladınız size para kazandıracak tek şey bunlar dostlar. Bunların arasında başka ne var 20 level'da çıkan? Rare Key diye bir şey var dostlar. Şu an benim bankamda yok yan çarları üzerinde dolmasın diye onlara koydum. Rare key diye bir şey çıkıyor fakat aynı şekilde hiçbir şey yaramıyor. Bence üzerinde yazdığı kadarıyla bir de Royal Key var çünkü 30 level'a çıkıyor. Yani rare kutuların açılmasını sağlıyor diyor. Bu rare kutular ne olabilir? Gold chest olabilir, elite chest olabilir, üzerine yellow kristal, green kristal bunları kırarken bunlar bu keylerden isteyebilir, anahtarlardan isteyebilir dostlar. 30 level olduğunuzda treasure map diye bir şey çıkıyor. Buna o kadar çok fazla hurafeler söylendi ki dungeon hakkı verecek bir yere gideceksiniz onun içerisinden bir hazine çıkacak o hazine fazladan değerli taş çıkaracak gibi gibi bir sürü şey söylendi. Hala ne yaptığı ne verdiği belli değil dostlar bunun. Değerli yani şu anda bile 1 eme falan satıyorlar bildiğim kadarıyla. Benim diğer çarlarımda yani bazen ben bunlar burası deli gibi dolduğu için diğer çarların üzerine koyuyorum dostlar. Bundan bine yakın mevcut bende. Yani eski soruda bir anlam taşırsa eğer inşallah zamanı gelince bana para kazandıracağını düşünüyorum bunun. Yatırım olsun diyelim. Bununla birlikte yanında bir de Royal Key çıkıyor dostlar. Onun da üzerinde royal kutuları açmak için kullanılır yazıyor. Yani royal chestte, işte büyük kutuları açmak için kullanılan bir anahtar anlamına geliyor olabilir. Ama halen işlevsiz bu nedenle para kazandırmıyor. Ama royal chest'e açmaya yarar derlerse o da para edecektir dostlar. Ciddi anlamda onları da saklamaya çalışın. Arkeolojide çıkan başka herhangi bir şey yok. Toplayıcılıkla ilgili anlatacaklarım bu kadardı dostlar toplayıcılık yaptık diyelim artık üretime geçeceğiz. Fakat burada ciddi anlamda bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü arkeoloji üretimi çok masraflı. İnanılmaz ötesi masraflı dostlar. Amber'lardan yani topladığınız taşlardan üçer üçer bunları bir sonraki level'a atıyorsunuz ve bir sonraki level'a attıktan sonra bunlarla takı üretmeye başlıyorsunuz. Herkesin yapamayacağı, para vermeden ulaşamayacağınız bir meslek dostlar. Fakat dediniz ki benim param var kardeşim. Ben bu işi yatırım olarak yapıyorum. Ciddi anlamda bunu kasacağım. Bu willpower'lar, storm'lar, spirit'ler. Hele bu şu takılar. İnanılmaz takılar bunlar. Yani balta topuz kılıç, 6 str, 12 hp, 6 int. Acayip şeyler veriyor. Willpower ringler sürekli bunlar. Bunları sürekli antili dostlar. Bunlardan ciddi anlamda anti alabiliyorsunuz. Acayip takılar bunlar. Hele şu Willpower Neck hayvan gibi HP veriyor dostlar size. Üzerine hem Poison Damage Resist'i var. Hem Willpower Ring'in Priest'lere karşı kılıç topuz savunması var. Hem Ring yine Poison Damage veriyor. Yani oyunda son level'da kullanabileceğiniz takılar bunlar. Onun için çok değerli olacak. Satarken de bir o kadar fazla para kazandıracak. Ama masraflı yapmak isteyen arkadaşlara, para vermeden yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye etmiyorum dostlar. Paranız varsa ben bu işe girelim diyorsanız yapılabilir. Neden olmasın? Arkeoloji ve jewel crafting hakkında söyleyebileceğim çok fazla bir şey kalmadı dostlar. Eğer unuttuğum, söylemediğim herhangi bir şey varsa lütfen yorumlardan bana iletiniz. Yorumların hepsini tek tek okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Emeğin karşılığı olarak da videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.